Merhabalar. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Bugün çok çok önemli bir konuyu konuşacağız sizlerle. Hepimizin hayatının merkezinde olan bir konu. Hepimizi bir şekilde ilgilendiren bir konu. Çünkü daha sağlıklı, daha varlıklı ve daha anlamlı bir hayatı nasıl yaşarız bugünkü konumuz olacak. Bu konuda da çok değerli, çok konusunda uzman bir isim misafirimiz olacak. Şimdi filmi sonundan başına doğru sarmaya kalktığımızda şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bugün geldiğimiz nokta, yaşadığımız hayat her anlamda, ilişkilerimiz olsun, sağlığımız olsun, kariyerimiz olsun, kazancımız olsun, sahip olduğumuz çevre olsun, bunların hepsi tercihlerimizle belirleniyor ve şekilleniyor. Ancak bu tercihleri de ortaya çıkaran bir takım kriterler var ve bu kriterler de kişiden kişiye değişebiliyor. Örnek veriyorum, benim eş seçerken kullandığım kriterle, arkadaş seçerken kullandığım kriter veyahut da işimi seçerken kullandığım kriter sizler için aynı değil. Ve bu kriterleri de belirleyen başka bir unsur var. Böyle filmi geriye doğru sardığımızda kişilik karşımıza çıkıyor, karakterimiz karşımıza çıkıyor. Çünkü bunun içerisinde de değerlerimiz var, inanışlarımız var ve tanımlarımız var. Ve bu kişilik de davranışların tekrar, yani alışkanlıkların birikimiyle ortaya çıkıyor. Ama burada önemli bir nokta var. Hiçbir zaman bir davranış tek başına ortaya çıkmıyor. Onu muhakkak söyledi, dışsal ya da içsel bir uyaranın tetiklemesi gerekiyor. İşte bu noktada algı dediğimiz filtreler devreye giriyor. Çünkü hepimiz aynı şeye bakıyoruz. Aynı veriyi alıyoruz ama bunu farklı okuyoruz, farklı yorumluyoruz ve bizdeki karşılığı da davranışa dönüş şeklinde birbirimizden farklı oluyor. Peki bu algı filtreleri nasıl oluşuyor derseniz, şimdi en başa geliyoruz. O da bilinçaltındaki yazılımı, kodlamayla oluşuyor. Bu da gerek genetik mirasımız, gerek çevreden edindiğimiz bilgilerle, gerekse tecrübelerle ortaya çıkıyor. İşte biz en sona müdahale etmek istiyorsak, yani hayatımızda herhangi bir noktayı değiştirmek istiyorsak, sağlığımızla ilgili, kariyerimizle ilgili, ilişkimizle ilgili en başa dönüp bu algı filtrelerini yeniden programlamak gerekiyor. Bu zihinsel kodları yeniden yazmak gerekiyor. Yani yeni bir yazılım oluşturmak gerekiyor. Çünkü bu daha sonra bir donanıma dönecek. İşte bu yazılımı değiştirmek de bugünkü ana konumuz olacak. Bu konuda çok uzman bir konuğumuz var. Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi kurucusu Ebru Şinik. Ebru, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasıl muhteşem bir giriş bu böyle. Ağzına sağlık. Tam senin konularına eşlenik bir konu. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Teşekkür ederim. Seninle ilgili konuşacağız. Yaptığın işlerden, yarattığı etkiden ve çevrende yarattığın dönüşümden bahsedeceğiz. Ama ben önce kitabından bahsetmek istiyorum. Teşekkür ederim. Burada diyorsun ki genleriniz kaderiniz değildir. Evet. Burada bu kitapla nasıl bir farkındalık yaratmak istedin? Bizde ne yönde bir değişim yaratmayı amaçladın? Bu kitabı yazmaktaki amacım, ben bu kitapta paylaştığım kadim bilgileri kendi hayatımda, kendi üzerimde denedim, uyguladım ve kendimin en iyi versiyonunu yaratma şeklinde çok ciddi adımlar attım. Bu bilgileri bilmeden önce, ben de eskiden biliyorsun İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kökenliyim, hiç itibar etmediğim bilgilerdi. Eğer dedim hiç inanmayan bende dahi bu kadar güçlü dönüşümler sağladıysa bu kadim bilgiler herkeste çalışır. Biliyorsun sende çok iyi bilginin sorumluluğu var, paylaşmamız lazım. Bu bilginin sorumluluğunu paylaşmak adına kitaplarımı ve eğitimlerimi veriyorum. Ben özellikle genleriniz kaderiniz değildir de ve nefes teknikleriyle ilgili kitabımdaki yazmış olduğum rutinleri hayatıma düzenli olarak entegre etmeye başladıktan sonra o bilinçaltı kodlama işini tekrar niyetlerim doğrultusunda yapabildim. Gerçekten müthiş bir özgürlük, müthiş bir özgürlük. Orası muhakkak bahsettiğin şeyler hepimiz kendi ölçeğimizde, kendi oranımızda, kendi derinliğimizde yaşıyoruz bir şekilde hayatımızda. Ama bunu çok fazla insan paylaşma niyetinde olmuyor. Sen, ben, bizim gibi benzer alanda çalışan insanlar. Evet. Öğrendiğimiz şeyleri, yaşadığımız değişimleri, dönüşümleri insanlarla da paylaşıyoruz. Bu da çok kıymetli. Bana bu şunu çağrıştırdı. Hep şuna inanmışımdır. Dünyada yoksulluğu ortadan kaldırmanın yolu hiçbir zaman hayırsever insan sayısını arttırmak olmamalı. Çok doğru. Zengin insan sayısını arttırmak olmalı. Çok. O zaman buna zaten ihtiyaç olmayacak. Aynen. Bunun da yolu yani bu yoksulluğu hisseden insanlar için acımak değil, onlara daha fazla yardım etmeye çalışmak değil. Bunu zaten yapabilirsiniz, ayrı konu ama önemli olan burada onlara bu bilinci yerleştirebilmek, hayatın her alanında zenginliği aşılayabilmek, bu fikri aşılayabilmek ve onların da bunu yaşayıp çevrelerine de bunu öğretmelerini sağlamak. Evet, aynen öyle. İşte ben bu kitapları bu yüzden yazdım. Yani ben her zaman şunu söylerim.
Hiç kimse size kendinizden daha iyi bakamaz. Hiçbir doktor size kendinizden daha iyi bakamaz. Siz kendinize bakmakla yükümlüsünüz. Hayatta varoluşumuzun birincil önceliği bu. O yüzden kitaplarım benim kendine bir iyi bakma kılavuzu olarak söyleyebilirim. Şimdi burada epigenetik diye bir kavram devreye giriyor ki senin de senin bu kitapta merkeze koyduğun konu bu zaten. Tabii, bu değişimi nasıl yaşayacağız? Bu gen dizilimini nasıl değiştireceğiz? Genin ekspresyonunu nasıl değiştireceğiz? Evet. Ana konu bu zaten. Gen dizilimi değişmiyor da epigenetik değişiyor. Evet. Evet, bunu yukarıdan nasıl müdahale edebilirsin? Dışarıdan nasıl müdahale edebilirsin? Bunlara bakacağız. Evet, DNA yapısı aynı kalabilir ama genin ekspresyonu, ifadesi değişebiliyor. Aynen. Bu noktada. Sen burada bu değişimi gerçekleştirmek için bu genleriniz kaderiniz değildir derken bu değişimi nasıl sağlıyorsun? Şu şekilde. Bunu fizyolojik boyutta soruyorum. Şu şekilde, tabii yani psikolojik ve tabii bir de bilimsel olarak şöyle, şimdi bir genin 35 bin farklı ifadesi var. Hı-hı. Elbette atalarımızdan, ailemizden olumlu veya olumsuz bir sürü genetik miras kodlar devralıyoruz. Fakat o geni kontrol eden bir epigenetik mekanizma var. Buna epigenomlar deniyor, yani gen üstü. Epigenomlar gündelik olarak yapmış olduğunuz, bizim aslında çok da itibar etmediğimiz, çok da önemsemediğimiz seçimlerimize göre klinik düzeyde 2 saat içerisinde ölçülebilir şekilde ifadelerini değiştiriyorlar. Dolayısıyla evet, genleriniz kaderiniz değildir, epigenetik ifadenizi olumlu yönde nasıl değiştirebileceğinizi anlattığım bir kılavuz kitap. Buna bir örnek verebilir misin? Somutlaştıralım. Herkes tabii için. Mesela sabah gözünüzü açtığınız gibi hemen mutfağa gidip kahve makinesinin otomatına mı basıyorsunuz? Yoksa önce dilinizin üzerindeki toksin tabakasını sıyırıp ılık bir limonlu su içip 10 dakika nefes egzersizlerini yapıp merkezi sinir sistemini regüle edip mi güne başlıyorsunuz? Bütün yani bu seçimler veya öğle yemeğini pas geçip akşam mı daha çok yemek yiyorsunuz? Öğle yemeğini bir sandviçle mi geçiştiriyorsunuz? Yoksa şimdi özellikle kış mevsiminde güzel besleyici bir proteinli çorba mı içiyorsunuz? Tüm bunlar epigenetik ifadede 2 saat içerisinde ölçülebilir şekilde klinik düzeyde değiştiriyor. Bizim yani o çok önemsiz gördüğümüz gündelik rutinler aslında dönüşümümüzün anahtarı. Ve güzel bir nokta var. Burada o yaşadığın dönüşüm aslında sende kalmıyor. Sende bölünmeye, çoğalmaya. Evet. Ve devam etmesi halinde nesiller. Bu bir sonraki nesle de bu alışkanlık geçmeye çok devam ediyor. Çok doğru. 5 nesle kadar. 5 nesle kadar. Evet, müthiş bir şey değil mi? Ben 4 diye okumuştum. 5'e mi çıkmış? Harika. 4 veya 5. Müthiş bir şey bu. Yani bizde kalmaması müthiş bir şey. Şimdi burada bir vaat var. Yani sen bu kitapla bir şeyler vaat ediyorsun insanlara. Bir değişimden, dönüşümden bahsediyorsun. Bunu nasıl gerçekleştirebileceklerinden bahsediyorsun. Şimdi satışta bir tabir vardır. Özgün satış vaadi deriz biz ona. Mesleğim olduğu için söylüyorum. Muhakkak surette müşterilerinize, herkes için geçerli bu. Hangi sektörden olduğunuz bir şey fark etmiyor. Muhakkak surette sizi tercih etmeleri için güçlü sebepler sunmanız lazım. Ki işte A'yı değil de B'yi değil de sizi tercih etsinler. Şimdi aynı şey bizim için de geçerli. Şimdi sen de kendi alanında tanınan, bilinen, takip edilen lider konumunda birisin bu alanda. Sen peki takipçilerine ne vaat ediyorsun? Nasıl bir dönüşüm vaat ediyorsun? Ben takipçilerime ve öğrencilerime ve okuyucularıma neyse hepsine gündelik rutinlerini kadim bilgilerin söylediği şekilde kendi bünye tiplerine uygun olarak değiştirdikleri, dönüştürdükleri, takip ettikleri takdirde sağlıklı ve mutlu yaş alma süreçlerini başlatacaklarını, yani well aging dediğimiz sağlıklı ve mutlu yaş alma. Yani Dr. Deepak Chopra hep der ki, Ayurvedik gündelik rutinlerinizi bünye tipinize uygun olarak sürdürürseniz eğer, kronolojik olarak yaşınız büyürken, biyolojik olarak kronolojik yaşınızdan 15 yaş daha genç görünme olasılığınız var ve bu ütopik değil, klinik bir veri. Çok iyi haber. Müthiş bir şey. Hepimiz daha genç gözükmek istemiyor muyuz, öyle değil mi? Dolayısıyla özellikle bu bilgilerle vaadim şu, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıkta bir denge, harmoni, bütünlük, daha sağlıklı, daha mutlu, daha enerjik, daha dingin, daha konsantre, daha verimli, daha dengede bir yaşamın anahtarlarıdır bu bilgiler. Bu bahsederken sen kadim bilgelikten bahsettin. Onu bir açabilir misin? Tabii, ben Ayurveda uzmanıyım. Ayurveda hem bir koruyucu tıp hem de bir bütüncül tıp sistemidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı 3 tıp sisteminden birisidir. Alopatik tıp, bildiğimiz klasik batı tıbbı, Ayurveda tıbbı ve Çin tıbbı, 3 tane
Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı tıp sisteminden biridir. Ben Ayurveda'nın koruyucu tıp tarafında eğitim aldım. Ayurveda yaşam bilimi demek, Sanskrit dilinde bir kelime. Ve Ayurveda sadece fiziksel bedene gösterilen özeni bütünsel sağlığın garantisi olarak kabul etmez. Psikolojik, mental sorunlarınız, ruhsal sorunlarınız olabilir der. O yüzden bizim Ayurveda'nın koruyucu tıp protokollerinde her gün düzenli merkezi sinir sisteminde, zihni de regüle edecek, sakinleştirecek, dinginleştirecek, şifalandıracak, antrene edecek mindfulness dediğimiz farkındalık egzersizlerini gündelik rutin içerisine almak elzemdir. Çünkü Ayurveda farkındalığı yükselterek sağaltım sağlayan bir sistemdir. Yani farkındalık beyinde nöroplastisite yaparak kendimiz için bilinçli seçimler yapma yetisini tekrar duymamızı sağlar. Çünkü hücrelerimiz kozmik zekaya sahip. Onları bir dinleme yetisine sahip olduğumuz zaman bilinçli seçimler otomatik olarak gelecektir. Yani acaba benim bu patates kızartmasını gerçekten canım mı yemek istiyor? Yoksa bu bir duygusal açlık mı? Yoksa gerçekten onun içindeki o patates, ona ihtiyacım mı var? Veya hareketsiz bir yaşam, her zaman derim en kötü uyuşturucunun vereceği zarar kadar bedene zarar verir. Bunların hepsi Ayurvedik gündelik rutinleri hayatımıza entegre ettikten sonra o bilinç altındaki, o yani amigdala'daki bizi farkında olduğumuz olmadığımız, dönüştüremediğimiz duygu ve düşünceler, metabolize edemediğimiz ama bizi bir takım şeyleri yapmaktan istesek de farkında olmadan alıkoyan o hazmedilmemiş tüm duygu, düşünce ve inanç kalıpları kendiliğinden tahliye oluyor. Ne oluyor? Zihnimizin esaretinden yavaş yavaş kurtulmaya ve senin dediğin gibi reprogramming. Tekrar niyetlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda daha özgürce hareket edebilme kabiliyetini kazanıyoruz. Harika. Modern dilde bu kadar güzel anlatılamazdı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi bakıyorum, söylediğin şeylerden çıkarımım şu oldu. Başarılı bir, her alanda başarılı olmak için sadece ekonomik olarak değil, sadece kariyer anlamında değil, sadece ilişki değil, bunların hepsini bir bütünlük arz etmesi gerekiyor. Evet. Yani zihinsel, duygusal, fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik, bunların hepsini bir bütünlük arz etmesi gerekiyor. Burada başarıyı tanımlarken hep şu önüme çıktı. Başarılı insanların da biyografilerini okurken ve işte birlikte yürürken hep şunları gözlemledim. Üç tane temel özelliği var başarılı insanların. Birincisi proaktif olmaları. Yani reaksiyon göstermiyorlar, tepki vermiyorlar, yanıt vermeye çalışıyorlar. Yani olan bitene tepki vermek yerine, yani herhangi bir seçme hakları olduğunu fark etmeden tepki vermek yerine ne görmek istiyorlarsa, ne yaşamak istiyorlarsa bunu ortaya çıkaracak sebepleri biriktirmeye başlıyorlar. Güzel. Bu yönde harekete geçiyorlar. İkincisi, muhakkak suretle artış içindeler. Yani kariyerleri, sağlıkları, ilişkileri hep artış halinde. Artışa odaklılar. Hatta konuştukları kişiler bile bir dakika, iki dakika ayaküstü bile konuşsak benden bir şey alarak ayrılıyorsun. Sana da bir şey katıyorum. Tabii. Artış karşımdaki için de geçerli. Gel git gibi su yükselince bütün gemiler yükseliyor. Üçüncüsü de hep kazanan bir çevrede olmaları. Çünkü o çevre de bizi çok derinden etkiliyor. Hatta sen de tanıyorsun, Profesör Doktor Bruce Lipton var. Onun çalışmalarından biri de o embriyonik kök hücrelerini alıyor, farklı petri kaplarına koyuyor. Kas hücresi, yağ hücresidir, işte kemik hücresi. O embriyonik kök hücre hangi kaptaysa onun formunu almaya başlıyor. Hücre yapısı değişmeye başlıyor. İşte genlerimiz üzerinde de çevrenin bu kadar etkisi var. Tabii. Şimdi senin peki bu başarıyı yakalamanda çevrenin nasıl bir etkisi oldu? Çevremin nasıl? Muhakkak önce ailem diyeyim. Her zaman bana çok destek verdiler. Destekleri. Ben birincisi kendime çok inanan bir insanım. Hayallerime çok inanan bir insanım. Vedalarda bir laf var, ben çok severim. Vedik metinlerde der ki, eğer bir şeyin hayalini kurabiliyorsan onu yapabilme kapasitesine sahipsindir. Eğer ben bir şeyin hayalini kurabiliyorsam demek onu yapabileceğim. O zaman gözüm kapalı giderim. Ailemin ve sevdiğim, çok önemli, değer verdiğim birkaç dostumun tabii ki de destekleriyle bugüne geldim. Ama önce kendime inandım. Her zaman kendime inandım. Yapabilirim. Neden olmasın? Yapanlar, arketip enerjiler çok çalışırım yani. Onlar da insandı, ben neden yapamayayım, ben de insanım. Tabii ki de başarının, sen de çok iyi biliyorsun Mert'cim, ben de seninle her konuştuğumuzda senden çok şeyler öğrenirim, ilham alırım. Çok ilham veren gerçekten bir lidersin sen de. Sürdürülebilir bir şekilde inançların doğrultusunda bilinçli ameller, bilinçli davranışlarla inançların ve hedeflerine kitlenmen çok önemli.
Düştüğün zaman daha sağlam kalkarak yürüyeceksin. Düşüp kalkıyoruz. Tabii ki de olacak böyle şeyler. Hayat bu. Burası doğru. Cennet mi? Dünya. Doğru. Hep bir mücadele var. Bunu yaparken tatlı de... Tatlı bir mücadele. Evet. Muhakkak. Pratiklerin de, uygulamaların da doğru olması gerekiyor. Bu konuda çok örnek aldığım bir isim var. Vince Lombardi, Amerikalı'nın efsanevi bir futbol koçudur. Çalıştırdığı takımları hep şampiyon yapan efsanevi bir koçtur. Der ki, çok çalışmak sizi mükemmel yapmaz. Kusursuz olmak istiyorsanız pratiğin de kusursuz olması gerekiyor. Evet. Yani böyle bir detay var burada. Bu şimdi hem senin için geçerli hem benim hem de hizmet verdiğimiz kurumlar için de geçerli. Sen peki şimdi kendine bunu oturtmuşsun. Peki çalıştığın kurumlarda, hizmet verdiğin insanlarda bunu bu anlayışın bir kültür haline gelmesini, bir alışkanlık haline gelmesini nasıl sağlıyorsun? Şu şekilde şimdi tek vuruşluk eğitimlerle bunu başarmak mümkün değil. Sürdürülebilir bir şekilde özellikle pandemi başladıktan sonra kurumsal wellbeing programlarımızda düzenli ve sürdürülebilir minik minik kurum çalışanlarını motive edici, ilham verici, yaptıkları zaman anında faydalarını hissedip deneyimleyebilecekleri gündelik rutinlerle ve farkındalık egzersizleriyle bunu başardık, başarıyoruz. Ama tabii önce yaptığımız şey zihni ikna etmek. Bilimsel verilerle sentezleyerek neden işte bunu yapıyorsunuz, arka planda fizyolojinizde ne çalışıyor bunu yapınca, neden işte basit diyafram nefesi farkındalığını yaptığınızda kendinizi iyi hissediyorsunuz biliyor musunuz? İşte arka planda medikal olarak vagus siniri çalışıyor, hormonları, böbrek üstü bezleri şu hormonları, bunları anlatıp zihni ikna ettikten sonra ben de eski bir kurum kültüründen geldiğim için zihin ikna olmadan yapmam. Dolayısıyla sürdürülebilir, düzenli farkındalık biliminde olduğu bu eğitimler neticesinde başarıya ulaşıyoruz. Orası muhakkak şu da bir gerçek, biz aynı kişilikle farklı bir gelecek yaşayamıyoruz. Evet. Yani bizim de önce kim olmak istediğimize, neyi başarmak istediğimize, nelere sahip olmak istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Bu insanları da ikna ederken en başta bu geliyor. Çünkü arada bir boşluk doğurmak gerekiyor. Neredeler, nerede olmak istiyorlar? Daha sonra bu boşluk nasıl dolacak? Onun planını yapıp bu gelişim sürecini, dönüşüm sürecini başlatmak gerekiyor. Ama herkes iyi olmak istiyor bir kere değil mi? Hepimizin amacı bir iyi olmak, iyi hissetmek. Orası muhakkak ama şöyle de enteresan bir şey var. Ben de çalıştığımda insanlara sorduğumda bu iyi tanımlayamıyorlar. Çok güzel. Onu ifade etme. Çünkü şeye benziyor bu. Yapılacaklar listesi oluştururuz ya. Öyle değil mi? Mesela kendine bir to-do liste oluşturursun. Dersin ki bu hafta, bu ay, bu yıl yapacağım şeyler. Bunlar hedeflerin doğrusunda. Birçok kişi ne istediğini bilmiyor ama ne istemediğini çok çok iyi biliyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. İşte evden çıkarken biz alınmayacaklar listesi yapmıyoruz. Alınacaklar listesi yapıyoruz değil mi? Çok veyahut doğru. Veyahut işte sen bir iş planı... Ya da bir iş planı yaparken yapılmayacaklar listesi yapmıyoruz. Yapılacaklar listesi yapıyoruz. Çok doğru. Aynı şey istemek için de geçerli. İstemediklerimizi değil, istediğimiz şeyleri düşünmeli, yazmalı, çizmeli, bunları hayata geçirmek için çalışmalıyız. Ama bu konuda da işte sen insanların zihinlerini önce ikna ediyorum dedin ya, oradan çıkartarak bu soruyu soracağım. Onları ikna ederken kullandığın özel bir yöntem var mı? Kullandığım özel bir yöntem yok. Sadece dediğim gibi... Bu süreci nasıl peki kolaylaştırıyorsun? İkna süreci nasıl kolaylaştırıyorsun? Şöyle, hiçbir açık kapı bırakmıyorum. Bütün sorulara zihinlerini ikna edici bilimsel cevaplarla geldiğim için hiçbir şüphe kalmıyor. Bir de sonuçta karşılarında beni görüyorlar. Ben uyguluyorum ve görüyorlar enerjimi, zihinsel olarak ne anlatıyorsam onu kendi özel hayatımda da yaşadığımı son derece farkındalar. Ben her zaman öyle derim. Yani bir yere bir eğitime gittiğinizde acaba size aktardığı bilgileri kendisi uyguluyor mu? Yani bir check edin. Anlarsınız gözüne baktığınızda doğru. Derim. Dolayısıyla ben de gördükleri için ben bunları düzenli olarak yapıyorum. Siz de yaparsanız bakın şu 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 faydaları deneyimlersiniz. Şu işte 6 hafta sonra şunu, 6 ay sonra şunu, 1 yıl sonra şunu dediğimde sonuçta bedenimizdeki atom moleküllerinin %98'i 1 yıl içinde komple yenileniyor. Eğer ben bir yıl içinde yeni bir insan olma hedefim varsa, bu bilgilerin sayesinde kendimin en iyi versiyonunu yaratmak işten bile değil. Doğum hakkım çünkü o benim. Doğum hakkımı kullanıyorum.
Evet, onun bilincinde olmak çok önemli. Çok önemli. O bilinç olmadan zaten böyle bir arayışın da olmuyor. Evet, mesela evet. Şöyle bir örnek vermek istiyorum izin verirsen eğer. Gerçekten insanlar genlerinin kaderi olduğunu düşünüyor. Mesela meme kanseriyle ilgili bir istatistiksel çalışma yapılıyor. Meme kanserine yakalanan kadınların %94'ünde meme kanseri riski geni bulunmuyor. Sadece %6'sında bulunuyor. Peki o %94'lük kısım neden meme kanserine yakalanıyor? Çünkü az evvel senin programın başında söylediğin şey, çünkü çevresel etkenler genetik faktörlerden çok daha ağır basıyor. İşte orada epigenetik mekanizmayı konuşmaya başlıyoruz. Evet, yine aynı noktaya geliyoruz. Çevrenin ne kadar önemli olduğunu bu çok. Konuda. Evet, hatta bu son dönemde özellikle pandemi sürecinde gündemdeki konularımız zaten belli. Tabii. Birisiyle bir araya geldiğimizde ilk konu COVID oluyor, başka bir şey değil. Ve bu hiçbir şekilde insanın enerjisini yükseltmiyor, modunu yükseltmiyor, evet. Frekansını yükseltmiyor. Hep aşağı çeken şeyleri konuşuyoruz. Evet. Dünyada olup biten ne kadar olumsuz, tatsız şey varsa biz bu verilere maruz kalıyoruz. Bu kadar olumsuz uyarana maruz kalmak da hepimizi doğal olarak düşünce olarak da olumsuz etkiliyor. Hissiyat olarak da ve bunun da davranışa dönüşünü görüyorsun. Tabii. Yani bugün yaşadığımız şey aslında bu çevreden belki bu kadar etkisi olmayacaktı ama bunlarla birleşince çok büyük bir etki yaratıyor. Peki bu işin bir de zirveye doğru tırmanma tarafı var. Yani başarı kolay gelmiyor, her şeyin bir bedeli var. Ya eminim sen de bir bedel ödüyorsun, ödedin ve ödemeye de devam ediyorsun. Çünkü hani bir yerden bir yere gelmek için bir fedakarlık yapıyoruz. Oraya geldiğimizde eğer orasıyla yetinmiyorsan bir sonraki adımda başka fedakarlıklar yapmak evet. gerekiyor. Yani bu hep işte sorumluluk almayı, risk taşımayı, fedakarlık yapmayı gerektiriyor. Peki seni bu zorluklara rağmen hep yaptığın işte ısrarcı olmanı sağlayan ne oldu? Yani yolun sonunda nasıl bir ödül beklentisi? Çok sevindim. Beklentisi? Ne fedakarlık yaptın diye sormamana çok sevindim. Yok, ben hep olumlu tarafındayım. O konuştuğumuz şey, iletişim dilinin de pozitif olması yönünde. Zaten her şey olumsuz etrafta. Evet. Biz en azından enerji yükseltecek şeyler konuşalım. Yolun sonunda seni motive eden nasıl bir ödül bekliyordun? Birincisi beni motive eden en büyük şey oldu. Biz meditasyonlardan önce... Eğer yaşam amacımızı bilmiyorsak ve bulmak istiyorsak yaşam amacım nedir diye bir soru soruruz. Ben meditasyona ilk başladığım yıllarda bu yaşam amacım nedir sorusunu çok sordum. Ve bu cevap bana çok net geldi. O kadar net geldi ki hiç şüphem yok. Bütün iliklerimde, bütün hücrelerimde hissettim cevabı. Dolayısıyla ben misyonumu buldum. Şimdi yaşam amacı dharma, yani misyonum doğrultusunda, yaşam amacım doğrultusunda yaşamam gerektiğini idrak ettim ve o doğrultuda bilinçli olarak seçimlerimi gerçekleştirmeye başladım. Yani benim en büyük motivasyonum yaşam amacımı bulmam oldu. Bunu ben bunun için dünyaya. Bunu duyabilir miyiz senden? Öğrenebilir miyiz? Benim yaşam amacım. Benim yaşam amacım şu an ya yaptığım iştir. 5000 yıllık bu kadim bilgilerin ulaşabildiğim herkese kendilerini daha iyi, mutlu ve dengede hissetmeleri için bilimsel verilerle sentezleyerek onların gündelik hayatına entegre edebilecekleri şekilde onlarla paylaşmaktır. Nitekim önümüzdeki hafta sana da göndereceğim bir well-being ajandası yaptım. Piyasada olacak. Tek tek her gün insanlar kitabımı okumasalar bile o ajandayı takip ederek kendilerini daha iyi hissettirecek bir sürü gündelik rutini yaşamlarına entegre edebilecekler. Benim misyonum bu, Mert. Harika. Bunu tanımlayabilmen, kelimelerle böyle ortaya koyabilmen çok çok önemli. Her şey buradan çıkıyor. Bütün çalışmaların başı da bu olduğuna inanıyorum. Hangi konuya çalışırsan çalış, amacının ne olduğunu belli olması lazım. Yani nereye gideceğimizi bilmemiz lazım. Evet. Yoksa nereden gittiğimizin hiçbir önemi kalmıyor. Şimdi burada bu yolda yürürken de insanın kendine duyduğu güven ve kendine verdiği değerin çok çok büyük bir önemi var. Çok. Eğer bu konuda bir eksiklik yaşanıyorsa, yani özgüven, özsaygı, özdeğer konusunda bir problem varsa, bu sefer onlar bizim sınırlarımızı çizmeye başlıyor. Evet. Siz çok ötede bir şey isteyebilirsiniz ama o sizin kendi içinizde çizdiğiniz sınırlar eğer daha darsa, o zaman sizi orada tutuyor. Peki sen bunu kendinde nasıl yükseltiyorsun ve çevrendekilerin de böyle hissetmesini nasıl sağlıyorsun? Soru tekrar sor. Tamam, elbette ki. Şimdi özdeğer, özsaygı, özgüven bunlar çok neyi önemli. Neyi nasıl yükseltiyorum onu anlamadım. Kendi değerini, kendine olan değerim. Güvenini, kendine tamam. olan saygını. Çok teşekkür ederim, tamam. Şimdi nereden cevap vereceğimi buldum. Birincisi ben kendimi seviyorum. İnsanım, tabii ki de hatalarım var.
Olacak da insanım sonuçta. Her şeyi bilemem. Bilmediğim bir yerden soru geldiğinde bilmiyorum, araştırırım diyebiliyorum. Bunu hiç egosal olarak bir şey görmüyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi geliştirmek için elimdeki bütün imkanları kullanıyorum. Ben insanları seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu çok özel bir şey. Şefkat duygum çok yüksek, sevgi dünyam çok yüksek. Sadece bazen sınırları karıştırıyor olabilirim. Hani orada gene işte insanım ama bunun için bile kendime kızmıyorum. Kendimi affetme ritüelleri çok uygularım. Biraz açabilir misin? Evet, mesela birçok insan hayatında geçmişe dönüp baktığında keşke şunu yapmasaydım, o ilişkide bu olmasaydı, şu işimde bu olmasaydı diye hayat boyunca kendini suçlar. Halbuki bu kendini suçlama eğilimleri ve davranış kalıpları bizi zihnin sınırları, yani zihnin hapishanesi içinde tutar ve kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek için çok sınırlar. O yüzden ben duygusal detoks protokolleri de çok uygularım kendimde. Yani yaşadığım bir takım olayların halen aklıma geldiğinde beni rahatsız ettiğini veya gözümden bir yaş aktığını fark edersem, aa bir dakika, demek amigdala'da bir sorun var bu bilinç kalıplarıyla ilgili. Onun üzerinde çalışırım ve kendimi severim, kendimi sarılırım. Doktor Vasantat hep derdi, sabah kalktığınızda şöyle bir kendinize sarılın, kendinizi bir sevin, ellerinize bakın, şükredin. Hayatta sahip olduğum neler için şükretmeliyim sorusunu soruyoruz her meditasyon öncesi. Dolayısıyla bence kendini sevmek, kusursuz olmadığını kabul etmek başlangıcı bu işin. Evet, herhalde çıkış noktası o. Ben de aynı soruyu sana sorabilir miyim? Ne olur sen de cevapla. Ben de aynı soruyu sana sormak istiyorum. Bu şeye benziyor. Dostum burada soruları ben sorarım gibi. Amerikan filmlerine çevirir miyim? Aynen. Şimdi bir araya gideceğiz. Sen arada sor bana sorunu. Ben seve seve yanıtlarım. Ama aradan sonra konuğumuza çok özel sorularım olacak. Ayrılmayın. Eyvah. Tekrar merhaba, yeniden birlikteyiz. Özel sorularla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özel sorular. Özel, çok özel sorular. Ama merak etme, biz hep işin pozitif tarafındayız, olumlu tarafındayız, yapıcı tarafındayız. Bu programın amacı da bu. Ne güzel. Evet, yani bu kadar olumsuzluğun içerisinde hepimizin enerjisini, frekansını yükseltecek bir sohbet yapmayı amaçlıyorum bu programda. Hem keyifli olsun, hem doyurucu olsun her anlamda. Senin bütün sohbetlerin öyledir. Teşekkür ederim, eksik olma. Şimdi başarıyı istemek çok çok güzel. Çünkü ben hep şuna inandım. Daha fazlasını isteyebilmek bir hediyedir insana. Çünkü sen daha fazlasını istediğin sürece, bulunduğun alanın dışına çıkmayı istediğin sürece gelişmek durumundasın. Yani o noktaya mevcut halinde varamazsın zaten. Bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Kendine bir değer katman gerekiyor. Sen değerlenince zaten çevren de değerlenmiş ve bundan beslenmiş oluyor. Çok doğru. Şimdi burası çok çok kritik bir nokta. Başarıyı istemek okey, değişimi istemek okey. Bunda hiçbir şey yok. Hedeflerle çalışmak da çok güzel. Ama bazen yola çıkma sebebimizi unuttuğumuz zamanlar oluyor. Bir örnek vereyim sana. Mesela işte eşinle, çocuklarınla, ailenle daha fazla nitelikli zaman geçirmek istiyorsun diyelim. Bunun için de diyorsun ki ekonomik olarak özgür olmam lazım. Bunun için de gerekiyor. İşte kendince bir yol buluyorsun. Daha çok çalışmam gerekir diyorsun. Kendini işe güce veriyorsun. İşte günler, haftalar, aylar, hatta yıllar böyle geçiyor. Bir bakıyorsun yolun sonunda o yola çıkma sebebin tam tersi bir noktadasın. Onu hiç yaşayamamışsın ve işlerde, hani o ilişkilerde kopma noktasına gelmiş. Evet. Ne oldu? Biz ne için çıkmıştık bu yola? Şimdi ne noktadayız? Evet. İşte burada o dengeyi kurabilmek çok önemli. Ben sadece senin özelinde değil, yaptığın iş itibariyle de bunu sana sormak istiyorum. Sen de farklı kulvarlarda, farklı hedeflerin peşinde koşuyorsun. Burada hem kendi adına hem de bizi dinleyen insanların bundan bir şey çıkarabilmesi için bu iş ve yaşam dengesini nasıl kuruyorsun? Ya çok açık konuşacağım. Şimdi belli bir takım hedeflerin altyapısını oluşturmak için çok yoğun çalışmak gerekiyor belli bir süreler. Eğer ilişkilerden konuşuyorsak, özel hayatımızdaki ilişkilerden konuşuyorsak, ilişkide olduğunuz, birlikte olduğunuz insanla ilişkiniz sağlamsa muhakkak sizi destekleyecektir belli bir yere gelene kadar. Ama her şeyde ölçü ve denge çok önemli. Bir de hayatta insanların yani dönüşüyorsun. Sen dönüşürken karşındaki de dönüşüyor veya dönüşemiyor. Şimdi dönüşemediği zaman enerjetik olarak da ayrılmaya başlıyorsunuz. İş yaşam dengesini ben sağlarken her zaman bunlara mümkün olduğunca dikkat etmeye çalıştım.
Muhakkak kantarın topuzunu kaçırdığım zamanlar olmuştur. Muhakkak olmuştur. Fakat bundan sonraki niyetim 2021 itibariyle... Onları soracağım. Iş... 2021 için yapılacaklar listende neler var diye soracağım. Yani abi, şöyle söyleyeyim. Büyük hedeflerim varsa, hı hı, uzun bir süre gerçekten çok yoğun çalışman gerekecektir. Ama belli bir piramidin altyapısını kurduktan sonra sistem kendiliğinden o kadar efor sarf etmeden minimum çaba maksimum bolluk bereket yasasıyla yürümeye başlıyor. Evet, küçük dokunuşlarla büyük etkiler yaratmak mümkün olabiliyor. Evet, belli bir noktaya geldikten sonra. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Uçağı pistten kaldırmak gibi başlangıçta ciddi bir efor, evet, sarf ediliyor ama kalktıktan sonra evet, çok daha az eforla o yoluna devam edebiliyor. Şimdi bir de bu işin gelişim kısmı var. Sen bütün bunları yaparken, yani sen ben derken hepimizi kastediyorum aslında. Biz bu yolculuğa çıktığımızda biz değişmek istiyoruz, dönüşmek istiyoruz ama bunun için de önce bizim kendimize bir değer katmamız gerekiyor. Evet. Sen kendine değer katmadıkça, değerlenmedikçe başkalarının hayatına da bir değer, evet, katamıyorsun. Evet. İşte bu noktada bizim farklı kaynaklardan beslenmemiz gerekiyor. Yani tek bir kaynak da değil. Birçok farklı kaynaktan, evet, beslenmek gerekiyor. Farklı bilimlerden, farklı disiplinlerden hep iç içe olmak gerekiyor. Sen peki hangi kaynaklardan besleniyorsun? Sen şimdi kişisel gelişim alanında da çalışıyorsun ama sen kendi kişisel gelişimini nasıl sağlıyorsun? Benim kendime örnek aldığım hocalarım var. Kimler rol modellerin? Rol modellerimin tabii başında Dr. Deepak Chopra geliyor. Hı-hı. Dr. Vasant Lad, Dr. David Frawley, Dr. Suhas Shirsagar. Yani benim bu alanda kendini ispat etmiş beden zihin tıbbında, koruyucu tıpta dünyada belli noktalara gelmiş hocalarım var. Birebir onlardan öğrendiğim. Ben onları örnek alıyorum. Onun dışında kendime dönüp kendi İçimde bulunan cevherleri çıkarmak ve onları parlatmak üzerine çalışıyorum diyeyim. Örnek alıyorum ama biliyorum ki ben onlar olmak istemiyorum. Ben sadece onların yolunda kendi cevherimi parlatmak isteyen bir insanım. Peki şimdiye kadar ortaya çıkardığın maden nedir? Şimdiye kadar herhalde ortaya çıkardığın... Hep metaforlarla çalışıyoruz ya. Evet, en önemli maden sevgi. Bence sevgi. Nasıl bir dönüşüm yarattı hayatında? İnsanları herkese olduğu gibi kabul etme yetisini kazandırdı bana. Hı hı. Yargılamak, tabii ki zihin yargılarla çalışır ama yani yargılamadan insanları olduğu gibi kabul etme, herkesin içinde bir yaratıcı gücün olduğunu bilme, aslında hepimizin bir birlik bilincine bağlı olduğumuzun idraki, bunlar insanda çok acayip dönüşümler sağlıyor. %100. Bunu şeyden dolayı soruyorum. Hem benim merakım hem de bizi izleyen insanların da öncelikli olarak akıllarına gelen soru olduğunu düşünüyorum. Yaşam amacını bulurken kullandığın bir yöntem var mı? Veya kendine sorduğun sorular var mı? Var. Mesela bu süreci kolaylaştıracak, hızlandıracak ne hemen var? Söyleyeyim. Ne önerebilirsin? Şimdi tabii, şöyle, birincisi yaşam amacımızı entelektüel zekayla bulamayız. O yani zihnin ötesinde ruhun özünden gelen bir cevaptır. Meditasyona başlamadan önce 4 tane temel ruh sorusu vardır. İlk soru ben kimim diye sorarsın. Fakat soruları sorup cevaplarını vermezsin. Sadece soruyu sorarsın ve bırakırsın. İkinci soru, gerçekten ne istiyorum? Üçüncü soru, yaşam amacım nedir? Adam adamı gidelim. Birinci soru, ben kimim? Okay. Sonra bırakıyorsun ve onun kendi kendine yanıtın ortaya çıkmasını bekliyorsun. Hayır, yanıtın ortaya çıkmasını beklemiyorsun. Meditasyona girmeden önce soruyu soruyorsun, bırakıyorsun. Bir daha o yanıt sana ne zaman hazırsan o zaman gelecektir. Öyle peki, hemen şak diye yanıt gelmiyor. Peki. Sonra ikinci soru. Yani 4 tane bu temel ruh sorusunu soruyorsun. Ben kimim? Yaşam amacım nedir? Gerçekten ne istiyorum? Hı-hı. 4. soru da hayatımda sahip olduğum neler için şükretmeliyim sorusu bir farkındalık sorusudur. Bu soruyu sorduğum zaman zihnimizden bir takım İmgeler, insanlar, bir şeyler geçiyor. Sonra da meditasyonda hani ben nasıl öğretiyorsam o şekilde uygulamaya başlıyorsun. Dolayısıyla biz meditasyonlarda zihnin ötesine geçme teknolojisi olduğu için zihnin ötesine bu soruları soruyoruz ve gerçekten özbenliğimizden cevaplar hazır olduğumuzda çok net geliyor. Onu okuyabilmek de ayrı bir beceri olsa gerek. Okumana gerek yok, çok net geliyor. Hissettiriyorlar, yani hissediyorsun.
çok net. Okey, umarım bizi dinleyenler not etmişlerdir bu soruları. Meditasyon, kitapta var, kitapta da bulabilirler. Doğru, kestirme yolumuz var. Şimdi senin bu girişimcilik ekosistemi içerisinde olduğunu biliyorum. Özellikle Kagiler'deki rolünden dolayı zaten orada tanışmıştık. Üyesiyim. Evet, şimdi bu ekosistem içerisinde birçok girişimcinin, çünkü senin yaptığın işin bir de ticari boyutu var. Tabii ki. Kurumsal bazda da çalışmalarım var. Hatta kurumsal well-being üzerine de çalışıyorum. Tabii. Şimdi özellikle girişimci arkadaşlarımızın yeni girişimleri sırasında gerek bunun oluşma sürecinde gerekse hayata geçme sürecinde oldukça sabırsız davrandığını görüyorum. Hı. Ben de bu ekosistem içerisinde koçluk yapıyorum, mentorluk yapıyorum. Sen de yapıyorsun. Bu arkadaşlarımızın çok sabırsız olduğunu görüyorum. Aktif bir bekleme süreci içinde değiller. Sabırsız bir şekilde bu süreci bir an önce sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Ama bu konuyla ilgili bir bambu öğretisi vardır. Bilir misin? Bilmem nedir onu o? Onu paylaşayım seninle. Uzak Doğu'da bambu yetişiyor biliyorsun. İşte Çinliler diyelim. Çinliler bambuyu ekiyorlar, bambu tohumlarını. İlk yıl işte bakıyorlar, suluyorlar, gübresini koyuyorlar, bakımını yapıyorlar. Hiçbir hareket yok. Hiçbir şekilde filiz vermiyor. İkinci yıl aynı işlemleri tekrarlıyorlar. Yine bir şey yok. Üçüncü yıl yine aynı işlemleri tekrarlıyorlar. Yine bir şey yok. Dördüncü yıl yine bir şey yok. Artık beşinci yılın sonlarında filiz vermeye başlıyor bambu. Hiç artık toprağın üzerine çıkmaya başlıyor. Sadece 5 hafta gibi kısa bir süre içerisinde 25 metre boya ulaşıyor. Evet. Hiç bilmiyorum. 5. yılın sonunda 5 haftalık kısa bir sürede 25 metre boya ulaşıyor. Şimdi soru şu. Bambu 25 metre boya 5 haftada mı ulaştı? 5 yılda mı ulaştı? Tabii ki 5 yılda. Tabii ki 5 yılda tabii ulaştı. Tabii ki 5 yılda ulaştı. Ama biz işte o bambunun boyuna 5 haftada geldik. Görünen ve görünmeyen buzdağının öteki tarafı diyorsun. Müthiş aynen bir öyle. Hikaye bu. Evet, gerçekten öyle. Birçok kişi için de aslında rehber alınacak bir hikaye bu. Hikaye değil aslında bir şey, evet, gerçek. Zoolojiden bahsediyoruz. İşte burada bu arkadaşlarımızın özellikle girişimcilik ekosistemi içerisinde bu aktif çabayı göstermeleri gerekiyor. Sabrı böyle tanımlıyorum elbette. Çünkü aktif bekleme sürecidir. Yani hiçbir şey yapmadan beklemek değil. Tabii ki. Siz yine bakımını yapacaksınız, sulayacaksınız, gübresini koyacaksınız. O zaten zamanı geldiğinde senin dediğin gibi yanıtlar nasıl zamanı geldiğinde buluyoruz. Aynen o da zamanı geldiğinde yani olması gereken yere gelecek. Yani etki alanında kalacağız. Evet. Hedeflerimiz doğrusunda etki alanımızda ne yapabiliriz diye onun peşinde olacağız. İlgi alanlarımızda çok fazla vakit geçirmeyeceğiz etki alanımızda. Ben de her zaman bunu söylerim. Bundan bahsediyorsun. Evet, birebir aynı şey. Evet. Peki bu noktada sen girişimcilere ne öneriyorsun? Çünkü onlar senin de yaptığın iş modellenebilir. Onlar da bunu bir girişim olarak alıp çoğaltabilirler. Evet, zaten modellemeleri için artık Wellbeing uzmanlığı sertifika programı açtım ve Wellbeing uzmanları yetiştiriyorum. Harika. Onların peki burada nereye, hangi noktaya dikkatlerini çekmeye çalışıyorsun? Onlara nasıl bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorsun? Şöyle, benim önce yaptığım şeyi kendime yaptım. Yani onlara da diyorum ki dönüşüm, etrafınızda dönüştüremezsiniz. Siz kendiniz dönüşürsünüz. Siz önce kendinizi dönüştürün. Kendinizi dönüştürme yolunda bu öğretileri uygulamaya başlayın. Sizin enerjiniz değiştikçe zaten etrafınızdaki insanlar ya sende bir değişiklik var diye zaten size doğru çekilmeye ve sormaya ne yapıyorsun bana da anlat ben de yapayım demeye zaten başlayacaklar. Biz kendimiz ışık olmalıyız. Her birimiz ışık olmalıyız ve ışık saçmalıyız. O yüzden dönüşüm her zaman önce kendimizde. Sonra kendinizle ilgili belli bir noktaya geldiğinizde, insanlar da size sormaya başladığında bu bilgileri paylaşmaya başlayın. Evet. Ben bunu öneriyorum. Ben de hep bu işin, evet her iş gibi modellenebilir, çoğaltılabilir. Kesinlikle. Ve kazanca dönüştürülebilir. Olması lazım zaten. Çünkü hepimizin amacı, hayat amacı dedi. Herkes kendi hayat amacını bulmaya çalışıyor. Ama nihayetinde total olarak bakarsan hepimizin ortak amacı hizmet etmek. Yani bu bütün içerisinde eksik olan birbirimize parçayı... Birbirimize hizmet etmek. Evet, bu bütün çok içerisinde doğru. Eksik olan parçayı tamamlayabilmek. Burada ne kadar büyük bir parçasınız, ne kadar acil bir problemi çözüyorsunuz, ne kadar fazla insanın problemini çözüyorsunuz ve sunduğunuz çözüm konusuna ne kadar benzersizsiniz, bunlar kazancınızı da belirliyor. Yani bunu da birbirinin yerine koymamak lazım. Çünkü özellikle bu alanda çalışan birçok insanın şöyle bir hataya, yanılgıya düştüğünü görüyorum. İşin bu tarafta kazanç boyutunu, maddi boyutunu hiç ele almıyorlar. Aslında bu ikisinin birlikte alınması lazım. O dengeden bahsediyoruz. Tabii. Çünkü bu belli değerin, bir noktadan sonra. Elbette ki bunun muhakkak sürekli maddi olarak da bir karşılığı olacak, bir değeri olacak. Tabii yani ki. Bunu düşünürken sadece hayat amacım bunu yapmak ama elbette bunun bir karşılığı da olacak. Zaten buradan elde ettiğimiz şeyle biz başkalarına da örnek olacağız. O en başta bahsettiğim
fakirliği, yoksulluğu ortadan kaldırmak. Alma verme yasası, evrensel yasalardan bir tanesi. Aynen. Alma verme yasası. Kesinlikle birbirinin yerine konulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkisi Tabii. de aynı anda olabilecek şeyler çünkü. Kesinlikle. Biraz da kadınlardan bahsedelim mi girişimcilik konusunda? Bahsedelim. Şöyle ki. Sisterhood, kız kardeşlik birliği. Aynen öyle. Bu özellikle son dönemde, son 5 yıl içerisinde bu alanda çok fazla girişim, platform, dernek, birlik, vakıf adını ne koyarsan oluşmaya başladı. Böyle oluşumlar var. Kadınlar iş hayatında varlıklarını çok ağır hissettirmeye başladılar, derinden hissettirmeye başladılar. Sence kadınlar burada bulundukları yeri fiziksel olarak doldurmaktan öte hangi noktada, hangi yönleriyle fark yaratıyorlar? Neleri erkeklerden daha farklı yapıyorlar? Duygusal zekalarıyla da hareket ediyorlar. Benim nasıl bir değer katıyor bu yapılan işe ya da alınan sonuçları? Şöyle, bir kere analitik kadınlardan birisi olarak böyle konuşuyorum. Hı. Belki çoğunluk böyle değildir ama tabii senin bir de kurumsal hayatın var, oradan gelen evet, bir öğretim analitik olarak. Kadın bir işi çözerken insan odaklı çözer, iş odaklı değil. Bence bu çok en büyük fark bu. Yani tabii ki de her işi bir sürü insan, yani bir sürü insanlar yapıyor ama sadece o işin çözülmesine yönelik bakmaz. O işi çözecek olan insanla ilgili de çözüm üretir. Bence bu çok en önemli farklardan birisi o. Çünkü psikoloji burada. Psikoloji çok önemli. O işi yapan insanların psikolojisi çok önemli. Yaklaşım tarzı. Onların bir takım ihtiyaçlarını algılayıp o doğrultuda onları motive etmek veya enerjisiyle onu dinlerken gerçekten bütün enerjisini vererek sana önem veriyorum hissiyatıyla karşındakini dinlemek. Bütün işi şeklini değiştiriyor Mert, biliyorsun. %100 kesinlikle değiştiriyor. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Ve yapıyorum. Kendilerini iyi hissettiklerinde, değerli hissettiklerinde, evet. Önemli hissettiklerinde. Evet. Evet, verimleri de artıyor. Sen benim için önemlisin. Sana değer veriyorum. Ama bu işin de şu şekilde yapılmasına ihtiyacım var dediğin zaman o iş bitiyor. Peki sen bu noktada kadınların iş hayatındaki varlığını daha derinden hissettirmeleri için bu alana diyeyim ne gibi katkıların oluyor, ne gibi girişimlerin oluyor? Bu tür sosyal, sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alıyorum. KAGİDER gibi, Turkish Win gibi. Turkish Win'i de çok gönülden desteklerim gerçekten. Onlara ilham veren bir takım etkinlikler yapıyoruz birlikte. Onların kendilerini daha iyi hissetmesi için ben kendimde neler uyguladıysam paylaşıyorum. Kız kardeşlik birliğine gerçekten çok değer veriyorum. İlham vermeliyiz ve kadın istihdamına yönelik de hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Kimin nesi varsa onu paylaşmalı. İşte paran varsa paran, bilgin varsa bilgin, becerin varsa o. Neyse bu. Ben buna inanıyorum ve çok uzun yıllardır bu şekilde sivil toplum kuruluşlarında da görev yapıyorum. Şimdi bu anlattıkların bana şeyi hatırlattı. Etki tepki yasasını, Newton hareket kanunlarından etki tepki yasasını hatırlattı. Çünkü evrende her etki kendine karşı ve eşit yönde bir kuvvet doğuruyor. Evet. Yani Türkçesi ne ekersen onu biçersin. Bu kadar. Aynen öyle. Bu kadar net. Ne ekersen onu biçersin. Şimdi bu öyle bir kanun ki bütün kanunların üzerinde bizde anayasa için kullanılan bir tabir vardır ya değişmez, değiştirilemez, değişmesi teklif dahi edilemez. Bu işte öyle bir kanun. Biz bunu değiştiremeyiz. Hiçbir güç bunu değiştirmeye muktedir değil. Şimdi bu noktada eğer biz kanunlara aykırı, kendi kanunumuzda nasıl medeni kanunumuzda bu kanunlara aykırı hareket edersek suç işlemiş oluyoruz ve bunun bir yaptırımı oluyor, cezası oluyor. Aynı şey doğa için de geçerli, ilişkiler için de geçerli, tabii. Bu evrensel yasalar için de geçerli. Tabii, tabii. Örnek veriyorum, bakıyorsun şimdi doğayı katlettik. Depremler, felaketler, seller bunların bir göstergesi, sonuç ortada. İşte değerlerimizi katlettik. Saygıdır, hoşgörüdür, İlişkiler. Anlayıştır, ilişkilerin geldiği noktayı görüyorsun. Evet. Tüm dünya, sadece aile içi değil, toplum, dünya tabii, ne noktadayız. Tabii. Veya işte insanları katlettik, savaşlar oldu, iç savaşlar, isyanlar. Görüyorsun haklı, haksız bir sürü şey var. Yani geldiğimiz noktada bu kanunları çiğnediğimiz çok fazla alan var ve bunların da sonuçlarını yaşıyoruz şu an. Doğru. Bu kanunları çiğnedik, yasaları çiğnedik. Şu anda cezalandırılıyoruz. Doğru. Sistem tarafından cezalandırılıyoruz. Sence olay şimdi COVID ama hani
Bugün adı Covid, yarın başka bir şey olabilir. Ya da adı konulmayan bir sürü sorun yaşıyoruz, başka sorunlar yaşıyoruz. Sence bu tür sorunlarla bir daha yüzleşmemek adına biz insanlık olarak, Ayşe, Mehmet, Ali, Fatma olarak sormuyorum, genel insanlık olarak neleri yapmayı bırakmalıyız? Ben dönüşümün her zaman bireylerden başladığına inandığım ve bildiğim için öncelikle şunu idrak etmeliyiz. Çevresel bedenimiz bizim bedenimizden ayrı bir beden değil. İnsanoğlunun sahip olduğu 3 ana beden, 9 tane beden var Vedalarda. Bunlardan bir tanesi çevresel bedendir. Yani mesela çevre kirliliğine karşı neden duyarlı olmalıyız? Afrika'da bilmem ne köyünün deresine akan zehir, akıtılan zehirli variller neden bizi de endişelendirmeli? Çünkü o çevresel beden. Yani o Afrika'da değil, o bütün dünyadaki insanları ilgilendiren bir şey. Hepimiz 5 elementten oluşuyoruz ve çevre beden de bizim ayrılmaz bir parçamız. Dolayısıyla ben özellikle gene dönüp dolaşıp kişilerin kendi dönüşümlerini, kendilerini farkına varmalarıyla başlayacaklarını ve büyük toplumsal uyanışların tek tek bireylerin uyanmalarıyla bir araya gelerek olacağına inanıyorum. Peki, sen öncelikli olarak ne yönde bir değişim gerektiğini düşünüyorsun? Öncelikli olarak neleri ele alacağız? Ben önce çok basit bir şey önereceğim. Çok basit bir şey önereceğim. Bir gün 24 saat. Lütfen hepiniz 24 saat içinde sadece bir 20 dakika, sadece kendi kendinizle baş başa geçirecek bir alan açar mısınız? Ama bu müzik dinlemek, Instagram'a bakmak falan değil yani. Sadece kendinizle baş başa kalıp farkındalığı yükseltici bir egzersiz yapacağınız bir alan açmanız. İlk basamak bu. Bu kadar basit. Şimdi ve çok etkili. Şimdi senin söylediklerinden yola çıkarak aklıma şöyle bir şey de geldi. Ben de bir tavsiyede bulunayım. Lütfen. Rutinler oluşturmak. Çünkü baktığımda iyi veya kötü, tabii, nasıl bir sonuç elde ediyorsak bunun muhakkak bir rutine bağlı olduğunu görüyoruz. Çünkü o davranışların tekrarı, tabii, alışkanlıklar oluşuyor. Tabii. O da bir rutine dönüyor. Sabah kalktığımızda yaptığımız şeyler, işe gitme şeklimiz, iş yerinde yaptığımız şeyler, eve dönüşümüz, evde yaptığımız şeyler. Bunlar farkında olmadan bilinçaltında, otomatik pilotta zaten yürüyen şeyler. İyi ya da kötü bir rutin oluşuyor zaten kendiliğinden. Ama biz bu rutini kırmadığımız sürece, yani istediğimiz sonuçları bize vermeyen rutini korumaya devam ettiğimiz sürece aynı sonuçları almaya devam ediyoruz. Çok doğru. Şimdi sana sorum şu. Burada o istediğimiz, görmek istediğimiz değişimi yaratmak için nasıl bir rutine sahip olmalıyız? Ben öğrencilerime ve danışanlarıma sabah rutinlerini çok öneriyorum. Çünkü sabah günü nasıl başlarsanız gün boyunca duygu durum modunuz çok travmatik bir olay olmadığı sürece o şekilde yürür. Sabah rutinlerinde benim ağız hijyeniyle ilgili rutinler var. Bu çok önemli çünkü arınma ağızdan başlar. Ağzımızdan içeri girenler ve ağzımızdan dışarı çıkan sözlerle arınma başlar. O yüzden ağız hijyeni için yaptığımız rutinler çok önemlidir. İşte dil toksin sıyırıcı aparat kullanımı, susam yağı ile ağızda çalkalayarak minik bir şelasyon, her gün bedende kanı temizleyen minik bir şelasyon yapılması. Sonra sindirim sisteminin regülasyona yönelik rutinler çok önemlidir. Çünkü bütünsel sağlığımızın temeli sindirim sistemidir. İmmün sistemimizin temeli sindirim sistemidir. Bugün eğer konu pandemi ise ve bağışıklık sisteminden bahsediyorsak, önce enterik sinir sistemi, yani sindirim sistemindeki o agni dediğimiz ateşin çok düzenli yanması gerekmektedir. Ona yönelik, daha sonra da zihinsel sağlığa yönelik, işte meditasyon ve nefes teknikleri sabah rutinlerimiz arasında. Vakit varsa muhakkak hareket. Sabah 6 ile 10 arasında muhakkak hareket. Egzersizden bahsediyor. Egzersiz, çünkü metabolizma hızımızın en düşük olduğu saat dilimleri sabah 6 ile 10 arası. O saat dilimleri arasında hareket etmek son derece iyi bir fikir. Şöyle bir şey söyleyeyim, Gallup bunu yapmış olduğu, Tom Rett'in yaptığı bir araştırma, sabah 20 dakikalık bir tempolu egzersiz, önündeki yaklaşık 8 saatin duygu durum modunu yükseltiyor. Dolayısıyla güne sen yataktan bir kamyon dayak yemiş bile kalkıyor olsan, öyle bile kalkıyor olsan, eğer rutinlerine sahip çıkarsan, bir saat içinde bütün duygu durumun modun değişecek, hormonal sistemin, endokrin sistemin, her şey değişecek. Şimdi bunu bile bile yapmamak çok saçma. Bu da bir seçim. Evet, bu da bir seçim. Her seçimin sonuçlarına katlanıyoruz. Evet.
Aynen öyle. Her kadar, seçimin sonuçlarına katlanıyoruz. Veya katlanıyorlar. Evet. Sadece bir dakikamız var. O sürede sana şunu sormak istiyorum. Bu son dönemde hepimizin yaşadığı bir şey. Bir maske kullanıyoruz. Maske solunumu çok olumlu yönde etkilemiyor maalesef. Zorlaştırıyor alışverişi ve işte baş ağrısı yapabiliyor. İşte yorgunluk getirebiliyor. Yapıyor. Burada nasıl doğru bir teknik kullanmalıyız? Ne kolaylaştırır? Hemen çok basit söyleyeceğim. Bir dakikamız var. Maskenin altında gündelik hayatınızda da maskeli veya maskesiz lütfen ağzınızı kapayın ve gündelik yaşamda sadece burundan nefes alıp verin. Çünkü burundan nefes alıp verdiğimiz zaman burnun defans bariyerleri var, çok önemli moleküller salgılanıyor. Ağız nefesi vücut enerjimizden alır götürür. Bununla ilgili çok yazım var benim. Merak edenler okuyabilir ama tek cümleyle ağzınızı kapatın, burnunuzdan nefes alıp verin. Maskeliyken de bunu söyleyebilirim. Harika. Bize o kadar çok şey verdin ki üzerinde düşünecek. Hatta ödevler de verdin. Hele o öyle rutinleri mi hayatımıza geçirmek başlı başına bir iş. Bunları ben de çalışacağım kendi özelimde. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bu harika program için. Aklına çok teşekkür sağ ederim. Ben müsaade edersen şimdi programı kapatıyorum. Çok keyifli bir sohbet ettik. Benim bu programdan çıkarımlarım, bu sohbetten çıkarımlarım şunlar oldu. Sonuç olarak geldiğimiz noktada şunu görüyorum. Biz aynı kişilikle farklı bir gelecek yaşayamıyoruz. Bu o kadar net. Bunun için öncesinde kim olmak istediğimize, neye sahip olmak istediğimize, neyi başarmak istediğimize de karar vermek gerekiyor. Çünkü arada bir boşluk da olması lazım. Bugün neredeyiz, yarın nerede olmak istiyoruz? Sonra aradaki boşluğu dolduracak bir plana ve aksiyona ihtiyacımız var. İşte burada ne kadar başarılı olacağımız da şu belirliyor. Ne kadar risk alıyoruz, ne kadar sorumluluk taşıyoruz, ne kadar fedakarlık yapmaya hazırız ve açığız. Bunlar da başarımız konusunda belirleyici oluyor. Bu programın da sizler için kendiniz adına en iyi versiyonunuzu, en ideal sizi ortaya çıkarmak için bir başlangıç olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.